AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'la AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin yeni görevine başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan ve yardımcılarını ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür eden Profesör Doktor Saltan, "Sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle üniversitemizde başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum." dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu göreve uygun görmüş, atamış. Biz de ilimiz ve bölgenin gözbebeği olan üniversitemiz için elimizden geldiğince faydalı güzel işler yapmaya çalışacağız. Üniversitemiz ülkemiz için çok önemli bir üniversite, çok önemli bir yerde, çok önemli de işler yapıyor, görevler yapıyor. Biz bulunduğu yerden çok daha üst noktalara, göstergelerde daha iyi yerlere getirmeye uğraşacağız. Üniversitemiz zaten 92 yılında kurulan üniversiteler arasında şu anda en ön sıralarda diyebilirim. Göstergeler, en son açıklanan veriler bunu gösteriyor. Bu da gurur verici bir durum. Üniversitemizin yaşadığı bu kadar badireye rağmen hala o çizgide devam ediyor olması ne kadar sağlam temellerle kurulduğunu gösteriyor üniversitemizin. Bundan sonra da asıl misyonu üniversitenin bulunduğu yere ışık tutmaktır. Öncelikle bulunduğumuz yere çok daha fazla ışık tutup genelde de hem ülkemize hem de evrensel bilime en güzel şekilde katkı vermeye uğraşacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteğiyle inşallah çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum üniversite olarak, rektörlük olarak. Çok sağ olun. Yeni rektörlük görevinde Profesör Doktor Saltan ve ekibine başarılar dileyen Milletvekili Zabun, "Bizler üniversitemiz için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." dedi. Biz de Mehmet Saltan hocamıza bu yeni görevinde başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyorum. Tabii Mehmet hocamız zaten yapının içerisinden rektör yardımcısı olarak uzun yıllardır Süleyman Demirel Üniversitesi'ne dolayısıyla Isparta'mıza hizmet eden ekibin ana unsurlarından bir tanesiydi. İnşallah bunu daha da bir dayanışma ruhu içerisinde daha da yukarılara taşıyacakları kanaatindeyiz. Yine hızlı bir şekilde çalışma ekibindeki arkadaşlarımızı da hemen belirlemek suretiyle işe hızlı başladı. Biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii Süleyman Demirel Üniversitesi büyük bir kapasite. Türkiye'deki büyüklük itibariyle, nitelik itibariyle, nicelik itibariyle büyük üniversitelerden bir tanesi. Dolayısıyla böylesine büyük bir kapasiteyi idare etmekte hem bir tarafından baktığınız zaman avantajları bulunduran, içerisinde barındıran ama bir tarafıyla da dezavantajları da, riskleri de beraberinde taşıyan bir özellik. Ama ben ekibin Allah'ın izniyle bu bütün zorluklarından üstünden geleceğine, üstesinden gelebileceğine, avantajları da çok daha üst noktalara taşıyacaklarına ben inanıyorum. Üniversite, rektörlük, bilim, üniversite, bilim ilişkisi, ilim ilişkisi, rektörlük, üniversite, öğrenci ilişkisi, üniversite, şehir ilişkisi, bunların her birisi gerçekten de önemli hususlar, önemli unsurlar. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bunların da önemli bir safhaya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ve bugüne kadar özellikle 15 Temmuz'dan sonra hatta bir miktar ondan önceki dönemde bir takım sıkıntılarını, yüklerini üniversitemiz üzerine attıktan sonra hızlı bir şekilde bir yapılanma süreciyle birlikte değerli rektörümüz İlker Çarıkçı hocamızın rektörlüğünde üniversite önemli bir süreci başarıyla tamamladı. Bunun içerisinden bunun bütün zorlukların üstesinden başarıyla geldi. İnşallah onun bırakmış olduğu, İlker hocamızın bırakmış olduğu bayrağı çok daha üst noktalara taşıyabileceğinize inanıyoruz. Bu vesileyle de yine biz İlker hocamıza da 8 yıllık rektörlüğü döneminde Isparta'mıza, Süleyman Demirel Üniversitemize vermiş olduğu katkılardan dolayı da ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yeni görevinin de Isparta açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. YÖK üyeliği açısından en azından Isparta'mızda iki tane üniversitemiz var.
bu iki üniversitenin de yani Türkiye'de birçok tabii üniversitelerin kaderinin veyahut da süreçlerinin belirlendiği bir kurulun içerisinde olması önemli. Ama ayrıca Isparta'mızdaki uygulamalı bilimler üniversitemiz de Süleyman Demirel Üniversitemizin YÖK'te güçlü bir temsilcisinin, güçlü bir sesinin olması da Isparta'mız için ayrıca bir avantaj. İnşallah sizlerin bu birlikteliği, ufku, vizyonuyla birlikte her iki üniversitemizin de güzel bir kadro oluştu her iki üniversitemizde de. İnşallah bu ufkuyla, yaklaşımıyla birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağımızı, taşınabileceğini düşünüyoruz. Biz siyaseten üzerimize ne düşerse zaten önümüzdeki süreç içerisinde milletvekili arkadaşımızla birlikte, il başkanımızla, bakanlıklarımız düzeyinde, YÖK düzeyinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ne düşüyorsa bunları sonuna kadar tartışmasız bir şekilde sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin şehrin bir lokomotifi olduğunu belirten Milletvekili Gökgöz, üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Burada görev yapan ve yeni göreve atanan İlker Hocama teşekkür ediyorum. YÖK üyesi olan İlker Hocama teşekkür ediyorum. Buradaki emeklerinden dolayı ve tekrar Süleyman Demirel Üniversitemize Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle atanan Mehmet Saltan Hocam'ın ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlara vesile kılsın Rabbim inşallah. Bizler de şehrin dinamosu ve lokomotifi olan Süleyman Demirel Üniversitemizin hem gelişmesi hem büyümesi hem de şehrimize daha fazla katkı sunabilmesi adına buradayız. Bu ekiple beraber buranın bir parçası olarak bizler de şehrimize hizmet edebilmek adına sizlerle beraberiz. İnşallah daha güzel hizmetlere beraberce adım atacağız. Beraberce diğer geniş bir ufuk yelpazesi çizerek şehrimize, tarım, öğrenci ve sağlık şehri olan Isparta'mıza daha fazla hizmet edebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. İnşallah bu vesileyle göreviniz hayırlara vesile kılsın Rabbim. İnşallah bizleri utandırmasın. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.